Hep çocuk olsaydık çok farkında olmazdık acıların. Bazen yorulmaz mıyız, bunalmaz mıyız? Büyük olmaktan, yetişkin olmaktan. Özlemez miyiz çocukluğumuzu? Bu da benim haykırışım şimdi. Hiç büyümeseydim. Hiç büyümeseydim anne. Hiç büyümeseydim. Hiç büyümeyip çocuk kalsaydım. Karışık saçlarım olsaydı yine. Nasırlı ellerim. Selvi ağacına tırmanan, dut ağacında salıncak oynayan o çocuk olsaydım. Toprak sepetlerime çamurdan pastalar yapsaydım yine. Hiç büyümeseydim anne, hiç büyümeseydim. Hiç büyümeyip çocuk kalsaydım. Korkulu yorgun bakışlar olmazdı gözlerimde. Yorulmazdım yanlışların içinde doğruyu yaşamaktan, kendi doğrularımdan bile kuşku duymaktan. Hiç büyümeseydim anne, hiç büyümeseydim. Ayıt sopasından yayım okuma olsaydı, çam kabuğundan arabam, mısır püsküllü bebeğim, gelincik çiçeklerinden gelin damat yapsaydım. Hiç büyümeseydim anne, hiç büyümeseydim. Kuzuları otlatırken şarkılar söyleyen, bağıran, haykıran o küçük kız olarak kalsaydım. Papatyalardan başıma taçlar örseydim yine. Alacayla koşturma oynasaydım bahçede. Ak kızın sütünden içseydim kana kana. Can sıkıntısından komşu oğlu İbrahim'i dövseydim adam akıllı. Ve saklansaydım yine küpün içine. Erik badem çalsaydım komşunun bahçesinden. Nazile ninenin suyunu taşısaydım. Testiyi kırarsam korkusuyla. Ağlasaydım beni dövdüğün için incir ağacın gölgesinde. Siyim siyim. Ama büyümeseydim. Ölmeseydi. Büyümeseydim öldürmezlerdi yüreğimdeki güvercinleri. Görmeseydim kişilerin içlerindeki kötülük, bencillikleri. Annem. Hiç büyümeseydim. Annem. Hiç büyümeseydim. Hiç büyümeyip çocuk kalsaydım. 22 sene önce insanların riyakarlıklarına, yaptıklarıyla, söyledikleriyle, yaptıklarının, davranışlarının tezatına tanıklık ettiğimde, belki dünyanın ve insanların adil olmadığını ilk keşfettiğim yıllarda yazdığım bir şiir bu benim. Şiir gibi de yazmamıştım aslında. İlk yazdığımda betimleme böyle bir normal düz yazıydı aslında. Ama sonra türkü gönülleri derdimizde türkü söylerken işte bir şiir dinletisi düzenlemiştik arkadaşlarla. Orada o hocamıza gösterdiğimde Emine bunu şiir olarak okuyabilirsin. Güzel bir anlatım dedi. Ve ben orada kendi şiirimi okuma mutluluğunu yaşadım. Paramparça olmuş düzenimin içinde belli bir düzeni, belli bir dengeyi kurmaya çalışırken hayatımın içinde. İşte bugün böyle taşınma arifesi yaşarken kitap mı alsam, defter mi alsam derken bugün belki 10 senedir okumamıştım bu şiiri. Bu not defterimi de 10 senedir kurcalamamışım. Bu benim yaşamın içinde hayatımı dengeye sokmaya çalışırken hep böyle üretimle ilgili işte böyle doğayla, hayvanlarla yaşarken, yetişmeye çalışırken hayata yetişmeye çalışırken kendimden hep ödün vererek, kendimden hiç böyle kendi sevdiğim, keyif aldığım, İşte ruhumu okşayan, ruhumu dinlendiren, beni besleyen, yüreğimi, enerjimi besleyen şeylerden hep uzak kalmam. Bu şiirde, şiir, türkü, yeniden o içimdeki enerjiyle, yeniden o içimdeki o ruhumdaki o yaşama sevinciyle tanışmak da ayrıca bir keyifli. Ben okumayı, çok okumayı böyle ne bileyim okumak, öğrenmek, bilgilenmek,
Bilgi edinmek aynı toprakla, doğayla, kuşlarla, havayla uğraşmak gibi. İnsan, hani içimizde farklı farklı yetenekler, bilgelikler biriktiriyoruz, büyütüyoruz. Böyle yeni yeni farklı farklı yönlerimizi geliştirip keşfediyoruz. Bu da benim uzun süredir kendimle ve kendi ruhumla, kendi o yeteneklerimle ilgili unuttuğum. Ama tekrar yaşama dört elle sarılırken tekrar o ruhumdaki o ruhumu, enerjimi, kişiliğimi besleyen yönlerimi de tekrar su yüzüne çıkarma şansını bulmak gerçekten çok keyifli. İnşallah şu hayatımı bir düzene sokar. Kendi içsel yeteneklerimi, kendi içsel kendi içsel yetenek, hani o içsel dünyamı yakalama ve yaşama keyfine de varırım umarım gelecekte.